Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Tarihten yeni bir konuya başlıyoruz. Konumuz ne hocam? Burada tarihi araştırdığımızda uyacağımız bir sıralama var. Bu sıralamanın adı da tarihin analizidir hocam. Hemen başlayalım. Şimdi hocam bu olay aynı menemen gibidir. Nasıl diyeceksiniz? Menemeni yaparken belli bir sıralama vardır. Soğan, biber, domates, yumurta gibi. Bu sıralamayı da menemende nasıl uyuyorsak tarihte de bu sıralamayı uyacağız. ÖSYM'de farklı sınav türlerinde bunu iki kere sıralamasını sordu. Hı hı. Sıralaması nasıldı? Önce tarama, daha sonra tasnif, daha sonra tahlil, daha sonra tenkit, daha sonra terkiptir hocam. Hı hı. Bunu ÖSYM mavi olanları sıralama olarak daha önceden ÖSYM iki kez sorduğunu belirteyim. Bunları açacak mıyız? Tabii açacağız bunları. Tarama nedir? Mesela araştıracağımız bir konu hakkında yapacağımız kaynakların araştırılmasına biz tarama diyoruz. Hı-hı. Kaynak araştırılmasıdır bu. Tamam. Peki tasnif ve sınıflandırma. Sayın hocam az önce ben size şunu söylemiştim. Tarih neyle başlıyordu? İnsanla. İnsan uzun zamandan beri dünyada var olduğu için konusu geniştir. Evet. Konusu geniş olan bir şeyi araştırmak zordur. Peki biz bir şeyi zor mu yapmak isteriz, kolay mı? Tabii ki de kolay. Peki baktığımızda tasnif ve sınıflandırma kaynakların sınıflandırılmasıdır. Amacı ise şudur. Konusu geniş olan tarihi daha kolay araştırmaktır hocam. Parça parça haline evet. Getirip ondan evet. Sonra ayrıyeten inceliyorlar. Hemen örneği alt sayfamızda var. Baktığımızda sınıflandırma neye göre yapılmıştır? Sınıflandırma zamana, mekana ve konu olmak üzere 3 şekilde yapılır. Şimdi bunların örnekleri şunlardır. Mesela ilk çağ neye göre ayırmış? Çağ bir zaman kavramıdır. Hı-hı. Yakın çağ mesela 100 yıl. Neye göre ayırmış? Zamana göre ayırmış. Peki ayrımındaki amaç ne? Çünkü tarihin konusu geniş. Tarihin konusu niye geniş? Çünkü tarihin konusu insandır. Hı hı. Peki baktığımızda mekana göre bir örneğini verdik. Afrika tarihi, mekan yani yere göre Afrika tarihi, Asya tarihi ve Avrupa tarihi. Doğru. Peki baktığımızda konuya göre baktığımızda din tarihi, siyasi tarih ve iktisat tarihidir. Bununla alakalı gelen sorular şunlardır. Tarih neden sınıflandırılır? Cevabı ise daha kolay araştırmaktır. Ya da bunlardan örnek verir. Buna göre tarih neye göre sınıflandırılmıştır der. Peki tahlile baktığımızda elde edilen kaynağın bize kaynak değeri taşıyıp taşımadığının araştırılmasıdır. Burada baktığımızda bulduğumuz kaynağa güvenebiliyor muyuz? Bulduğumuz kaynak nesnel mi? Bunun araştırmasına biz hocam tahlil diyoruz. Peki tenkit eleştiri, tarihçi bulmuş olduğu kaynağı ya da belgeyi her zaman şüpheyle yaklaşmalıdır. Biz buna tenkit yani eleştiri diyoruz hocam. Tarihin analizin tenkit ve eleştiri kısmı budur sayın mesela hocam. Mesela burada neden eleştirel yaklaşıyoruz? Ya tamam ben bu ürünü mesela bir para buldum. Bu parayı burada buldum ama bu para belki de buranın yöresel parası değil. Belki de dışarıdan geldi. Ha ama o bölgeye yakın birkaç farklı yerde buldum. Ha demek ki bu para burada. Gerçekten de buraya hocam, bu tarz bir yaklaşım mı oluyor? Daha net bilgiye ulaşabilmek amacıyla bu yapılır. Yani her zaman için bir alternatifinin de olduğu düşünülmesi mi gerekiyor? Evet, evet hocam. Yani daha net, daha belirgin, daha böyle daha net, daha belirgin yapmak için. Anladım. Doğruyu bulmak. Evet. Peki terkip sentez bu da artık son kısmı. Menemeni yaptık artık bu da ekmek bandırma kısmı son kısmı. Elde edilen bilgilerin en son yazıya dökülmesidir. Hı hı. Yalnız sevgili hocam burada en son dökerken ne yapar? Mesela giyindik dışarı çıkacağız. Çıkmadan önce ne yaparız? Önce bir aynada kendimize bakarız. Kıyafetimiz yakışmış mı? Yakışmadıysa ne yaparız? Değiştiririz. Burada da elde edilen bilgileri yazıya dökmeden önce son kez bilgileri kontrol ediyoruz. Hı hı. Yanlış var mı? Hata var mı? Eğer yanlış ya da hata varsa biz bunu tamamlarız ya da düzeltiriz. Ya da yanlış hata varsa biz buradan çıkarız. Yalnız burada önemlidir. Olayı yazıya dökmeden önce her zaman bizim tarafsız objektif. Tarafsız ve objektif olmamız önemli bir şarttır. ÖSYM'de hocam bunu en fazla soru olarak sorar. Tamamdır. Objektif diyoruz ve yine burada bitiriyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.